Bize birer doktora tezi gibi olacak. Her gün bir şey ilave edeceksiniz. Zaten sonra seyrettikçe anlayacaksınız ki herkesin motion offense farklı. Yani herkes motion offense 15-20 sene evvel keşfetmiş bobinet şey yapıyor ama ondan sonraki hocalar, koçlar kendilerine göre değiştirmişler. Zaten hemen siz de kendinize göre bir son offense bulacaksınız. Motion offense bulacaksınız. Tekrardan kargaşayı çözecek birkaç şeyi ben anlatayım dünden sonra. Bir tanesi en önemlisi spacing. Yani kargaşa nasıl oluyor? Herkes aynı yere koşuyor. Bir tane sahanın bir tarafında 4 kişi oluyor, bir tarafta 1 kişi kalıyor. Orası çorba gibi oluyor. Onun için bir kaydı dün söyledik. Aynı tarafa doğru 2 kişi, biri kat ettiği zaman diğeri aynı tarafa kat etmeyecek. Yani tur verip köşeye gitmişse bir adam, öbürü de ona verip gene köşeye gitmeyecek. Yığılmaları böyle önleyeceksiniz. İkincisi spacing. Yani her oyuncu diğerleri arasında 4 veya 5 metre mesafe olacak. Hiç kimse burun burun olmayacak. Bu 4-5 metre mesafeyi de dribblingle düzelteceksiniz. Dribbling'in kullanıldığı yer, dribbling adam pas açısına getirmek için dribbling yapacak. Veya bakacak ki spacing'de herkes burun buruna girmiş, dribbling'de yerini değiştirecek. Bir kayda bu. Bundan sonra motion offense'in birinci şeyi, pası veren hareket edecek. Pası veren yerinde durmayacak. Siz bir kere buna bakacaksınız. Dün akşam bir arkadaşımız bana dedi ki, gayet haklı olarak, biz dedi bu motion offense'i yaparsak, şöyle öyle geliyoruz, size alıştık olduk. Şuraya geliyoruz. Sessizini gördük. O şu dostum var, oraya biliyor musun? Oğlum, doğru, böyle olacak. Böyle bu his gelecek. Fakat bu hissi esasında görüşte doğrudur ama aslında yanlıştır. Çünkü bu adamın kasetinden siz genel havayı sezebilirsiniz. Fakat sonra bıraktığınız o final kaseti bir doktora tezi gibidir. Basketbol esaslarını yansıtıklaşmayı, kat etmeyi, switch yapıldığı zaman ne yapacağını bir doktora tezi gibi anlat. Çok sıkıcı olduğu için o kaseti seyrettirmiyoruz ama size bırakıyoruz. Ve bunu ona öyle izlediğiniz zaman basketbolun kendisini öğrenmiş olacaksınız. Yani ne diyorsunuz adama? Müdafayı oku kardeşim diyorsunuz çocuğa. Siz kendiniz müdafayı okuyabiliyorsanız çocuğa bak bu durumda yanlış yaptın. Müdafayı okusaydın, doğru okusaydın. Şuradan kat etmen lazım ki, ya seni uzaktan tutsan, flare etmen, geri çekilmen lazım. Ya peşinden geldi, kavga atman, turnikeye gitmen lazım. Ya orada kaldı, açılıp cemşete bulman lazım. Siz savunmayı, okumayı öğrendiğiniz sürece çocuğa hakim olmanız muhakkak. Çünkü çocuk her dakika bir şey söyleyeceksiniz. Eskisi gibi değil ki yazdığınız oyunda, bak şuradan kat ederken geç kaldı falan gibi değil. Her pozisyonda çocuğa savunmayı, okuma yükümlülüğünü verdiğiniz için sorumluluğunu, ona siz yardımcı olacaksınız. Onun için çocuk sizi küçümseyecek hissi önce doğrudur. Fakat sonradan siz kendisi işin esasını öğrendikten sonra size olan hürmeti daha da çok artacaktır. Çünkü hem eğlenecektir, hem kendi yaratıcını ortaya koyacaktır, hem de mütemadiyen bilgi öğrenecektir. Ve sizi de bir şeyden kurtaracaktır. Basketbol hayatımızda işte çok genç olduğunuz için daha henüz sonra ne düşüneceğimizi ben sizinle söyleyeyim. Her sene yeni oyunlar düşünmek zorunda kalacaksınız eğer paten oynarsanız. O sene paten oynattınız, bir şeyler gösterdiniz. Herkes onu öğrendi, değil mi? Siz birazcık aynı şeyi çıkaramıyorsunuz. Hadi yeniden bir şeyler bulun. O hafta yaptığınız, burasında yanlış düşünülmüş, öbür hafta başka bir şey öğreteceksiniz. Yani çocuklar o zaman sersem olacak. Halbuki burada çoğunluk öğretmen olduğu için, öyle değil mi galiba? Öyle değil mi? Öğretmen olduğu için, siz basketbolu öğrenirseniz, bir ders kitabı şeklinde öğrenirseniz, her sene aynı şeyi öğreteceksiniz. Her şeyi aynı şeyi öğretirken, her sene siz daha iyi öğreneceksiniz. Bütün problem bu. Her sene yeni bir şey öğrenmeyeceksiniz. Çünkü her sene yeni paten koçlarının her sene yeni öğrettikleri şey basketbol değil, kendi uydurdukları oyunları yeniden öğretiyor. Ve öyle yaptıkları zaman basketbolun esasını hem kendileri öğrenemiyorlar, hem çocuklara öğretecek o derinliği ve o yoğunluğu bulamıyorlar. Onun için önce size böyle derlerse şey yapmayın, şaşırmayın. Zaten burada size diyecekleri ilk soru şu. Peki çalışacaksınız, 2 ay, 3 ay, tam maçlar gelecek. Diyecekler ki size, hocam biz sayı atmak için hangi oyunu yapacağız? Bunu soracaklar. Yani ahali alışmış size bir patenden oyun beklemeye. Öyle sordukları zaman da şaşırmayın ve bozulmayın. Hatırlıyor musun?
Ona bir daha başlayacaksın. Sayı pozisyonu sen yaratıyorsun arkadaşım. Biz sana tahtta bir şey göstermiyoruz. 1-2-3 numaralı oyunumuz yok. Bunu sordukları zaman daha olayın yarısında olacaksınız. Ve tekrar devam edeceksiniz. Şimdi buradaki olaylar, yaratıcılığı, gece oturup da siz pozisyon yaratma sorumluluğunu çocuğu nasıl daha yaratıcı yaparım diye düşünerek harcayacaksınız. Ve onu, çocuk muhakkak ki daha iyi oyuncu olur. Madem ki hocasınız, ilk şeyiniz maç kazanmak olmamalı. Sizin ilk hedefiniz oyuncu kazanmak olmalı. Oyuncu yaratmak olmalı. Ve burada bugün için böyle bir baskı yok Kıbrıs'ta. Türkiye'de olsa herkes şampiyon olsun diye uğraşıyorlar. Hep büyük rekabet var. Burada şampiyon olsun diye uğraştırdıkları çocukları 5 sene, 10 sene uğraştırıyorlar ve aklımda baktığında bir tek oyuncuları olmuyor. Burada bu imkan var. Bu baskı yok üzerinize. Maç kazanmak baskısı varsa da başkan önleyecek. Varsa da olacaktır. Zaten eşyanın tabiatında olacaktır. Ama altyapı hocası söylüyorum. En büyük meziyeti, en büyük sermayesi arkasına baktığında birkaç oyuncu hazırlamasıdır. Bir tane, iki tane oyuncu hazırlamaya başladığınız anda isminiz hoca olacaktır o günü. O güne kadar kendi hocamızsınız. Yani bildiğinizi yazmışsın, çizmişsin, bunlar öyle. Bu değil, esas hocalığın gösterisi hakikaten iyi yetiştirdiğiniz iyi oyuncu sayısıyla verilir. Siz iki tane iyi oyuncu hazırlamışsanız zaten hem kendinize hem o takıma hem de memlekete görevimizi yapmış oluruz. Ama maç kazandı. Maç zaten silinmiş, bitmiş, iki tane oyuncu koydu. Onun için bu sistemi biraz muğlak olmakla beraber fevkalade çok öneriyorum, ısrarla öneriyorum. Ve arkasında bu konuşmanın sonunda da ben biraz duracağım ve sonuna kadar zon ödense geçeceğiz. Zon işini bugün bitirmiş çıkacaksınız. Yani zon hakkında bir şüpheniz kalmayacak ki. Bu çok iyi bir şey. Hiç olmazsa gene fundamental için düşünmeye vaktiniz olacak. Zone offense, zone yaparlarsa ne yaparız? Tereddütü bitecek diyor. İşte. Şimdi basketbol yapıyorsun. Şut çekmeye, pas vermeye ya da topu sürmeye hazır olmalısın. Yaptığınızı bitirecek en iyi durumda olmalısınız. Başka bir deyişle bu genelde olmaz. Savunmayı da atmaya hazır olmalısınız. Pek çok hücum oyuncusu hemen arkaya bakar ve topu sürer. Biz en yüzleri önde yer almaya hazırız. Top potaya hemen gidebilecek fırsatı yakalayabiliyor. Hareketli hücumu öğretirken ikinci anlık verse belirsiz hareket etmek. Bizim hücum takımımız sahaya çıkarken ne yapacaklarını tam bilemeyiz. Ama dengede olacaklarını, savunmayı okuyacaklarını ve iyi şutlar çekeceklerini biliriz. Hücum belirsizliği savunmayı güçleştirir. Evet, yani söylediği şeyler çok şey makul. Bir kere triple threat dediğimiz, yani siz topu sahanın neresinde alın, görüp potaya döneceksiniz. Birinci bu, fundamental bu. Bu triple threat dediğimizde şut atabilirim, dribbling yapabilirim, pas veririm. Yani öyle bir yerde tutacağım ki adamı bir kere bunu öğreteceksiniz. Hiç kimseye şimdiye kadar bunu öğretme fırsatınız oldu mu? Olmamıştır. Neden? Çünkü o sırada kendi yaptığınız oyunun telaşındasınız. Yani adam basketbolu konuşmuyorsunuz. Kendi kafanızdaki basketbolu konuşuyorsunuz. Her oyunda da, her antrenmanda. Onun için adamlara daha potaya döndürme şeyini bir adamı en iyi oyuncu yapmak istiyorsunuz. Oyuncu yapan en kestirme yok. Topaya, potaya döndürmek. Bunu da hiç söylememişsinizdir şimdiye kadar. Ama antrenman yaptırmışsınız. Mesela bunu söylemeniz dahi, bu ve bunun gibi arkadan çıkacak bir sürü altı çizilecek bir sürü öğretmeniz adamı iyi oyuncu yapacak. Siz ona bir tane potaya dönmedi ki. Filmi film seyrettiniz ama oynadığınız antrenmanla yaptığım için. Siz şu oyun şurada olmuyor diye bakarken öbür türlü adama bakacaksınız. Adam ne yapıyor? Şimdi bu oyunun bir geneline bir şeyler söyledi. Dün söyledi, dedi ki her şeye uyum sağlıyor. Sizin elinizde kadroya uyum sağlayacak. Yani sizin elinizde bir tane kısa adam varsa ve bu kısa adam post-up yapamıyorsa, bir orta giremiyorsa, herkese harekete geçirdiğiniz zaman onlar diyecekler ki sen post-up'a gir fakat orada kalma, hemen çık screen yap. Yani bir kişi dışarıda tutabileceksiniz. 4 kişiyi hareket ettirebileceksiniz. O da hareket edecek. Fakat onun hareketinde pivota girme yok. İzah edebiliyor muyum? Yani kısa boylu gardınıza takımı uyduracaksınız. 4 tane 1.90'lık adamınız var. Bir tane 1.78'lik adamınız var. 78'li pivota sokmayacaksınız. Size oyun bu
bu uyumu sağlayabiliyor, verebiliyor. Veya bir tane oyuncunuz var 1.98, 2 metre. Daha bu adam pivottan başka bir şey oynayamıyor. Pivottan başka bir şey oynayamayan adamı guardlara, forvetlere çıkartıp da motion'u her tarafında yap demeyeceksin. Ona diyeceksin sen A'da ve B'de orada dolaş, orada en çok şey faulane kadar gel. Eğer böyle iki tane adamınız varsa ikisine de böyle diyeceksin. Ama bunları antrenman yaptırır. Basketbolu öğrettikçe, yani yüzünürük oynamayı da öğrettikçe, kendi sisteminizi kendiniz değiştirebileceksiniz. Yani iki uzun nispeten faullerin içinde hareket eden iki uzun ve bütün sahaya dolaşan üç bir sahaya, bir tanesi onları öğrenmez top oynamayı antrenmanda. Bu sefer dört hareket eden adam haline gelebileceksiniz. Hatta beş hareket eden adam haline gelebileceksiniz. Kıbrıs'ta zaten beş hareket eden adam haline getiremiyorsanız oradaki çocukları izliyorsunuz demek. Çünkü Kıbrıs'ta böyle 2 metrelik, 2.5'lik hareket etmesi sınırlı olan adam görünmüyor. Zaten sokakta yok böyle bir adam, sahada olsun. Onun için burada öyle işte dün akşam gördüm ben, kaptan vardı. İşte herkes en çok 1.95 boyunda çocuklar. Bunlar en iyi adamlar. Bunları sakın sabit oynatmıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? İlk önce şu. Ben Serdar'a sprint yapıyorum. Serdar kat ediyor. Ben uzun boylu adamım. Yüzümü ben döndüğüm yer neresi biliyor musunuz? Şutu atabildiğim yer. Eğer şutu biraz daha uzaktan atabiliyorsam sprint yaptığım mesafeyi köşeye kadar sprint yapabilirim. Ama sprint yaptığınız yer sizin potadan uzaklaştığınız yer demek. Sprint yaptığınız yer. Döndüğünüz zaman şut atabileceğiniz yer olur. Siz bunu çocukla her gün biraz daha geliştirirseniz kendi oyunuzdaki fleksibiliteyi, bu her şey sahanın etrafına yayılmasını siz sağlayabilirsiniz. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir uğraştır. Fakat bitmek, tükenmek ama hep belirli koridorda her gün sonuç aldınız. Nedir sonuç aldınız? Her gün her oyuncu bir santim daha iyi oyuncu olarak çıkar oradan. Her böylece. Ve her oyuncu da bir santim, bir milim daha iyi oyuncuysa, sizin takım oyuncunuzda bir santim veya bir milim daha iyi olmuş demek. Hocalık bu demek. Yani Bobby Knight falan basketbol hocasıdır. Koçluktan önce hoca olmak lazım. Biz önce koç olmaya çalışıyoruz. Basketbol hocasıdır. Basketbol işte yeni bir sistemi yarattığı bir adam övünüyor. 15 sene evvel ben buldum. Doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Ve ondan sonra da bütün Amerika'daki üniversite koçları Monshan'dan sonra yapmışlardı. Ama hepsi kendi kafalarındaki, kendi elindeki malzemeye göre işte bir tane kısalarım var, bir tane çok uzunlarım var, hepsi hareket ediyor vesaire gibi ona intibak etmişler. Şimdi burada neydi? Topu alınca ne diyor adam? Topu alıp potaya döndü. Yani ilk öğretici şey bu. Topu alıp da potaya dönmeyen, topu alıp da havaya kaldıran bir adam zaten basketbol oynamaz. Ama sizin sisteminizde zaten topu alıp topu alıp bir ota ver. Herhangi bir oyun öğretici. Adam topu havaya kaldırdığı zaman basketbol olmaz. Adam topu alır ama triple threat tutacak yani. Pas verebilecek, rebound yapabilecek, dribbling yapabilecek ve şut atabilecek. Burada tutuyor. Siz topu pivota ver ip dediğiniz zaman adamın bütün inisiyatifini kesmiş olur. Ancak bu şekilde oluşturuyoruz. Üçüncü ana prensip iletişim. Belirsiz hareketler yüzünden iletişim hareketin içinde çok. Konuşmayı sokun vücuda. Oyuncularımız birbirleriyle konuşarak dengeyi iyi bozar. Sokun bakalım. Daha Türkiye'de kimse bakmadı. Burada vakit de var. İsimleri var. Zaman da var. Bu en önemli şeylerden. Komünikasyonu sokun. Screen'i girerken adamınızın adını söyleyelim. Bu screen'i yaparak yardım edecek. Başlıcağını söyleyen kişi de kimin yardıma geleceğini bildiği için ve kesişine daha kolay gelecektir. Konuşma çalışmasına birlik çalışmadan 5'e 5 oynayarak başlar. Oyuncular konuşarak daha rahat olacak. Bu şekilde bir araya gelirler. Yıllar geçtikçe daha bir noktada görüştük. Dördüncü prensibimizde iyi ses davranışını geliştirmek var. İlk öğretmeye başladığında oyuncuların sahada yapacakları uzun dil kuralları listeler var. Oyunculara bu kuralları ezberletir ve onları bir kağıda yazdır. Daha sonra onları sınavdan geçir. Anladık ki oyuncular davranışları öğrenememişler. Biz de değiştirdik. Kural koy. Böylece oyuncularla davranış konseptlerini oluşturduk. Bunlar birebirden başlayıp 5'e 5'e kadar devam ettiler. Yıllar geçtikçe oyuncu... Yok ki,
Çok kural koyarsanız adamlar anlamıyorlar siz. Öbürüne dönüyor. Az kural koyun. Belirli konseptleri koyun. İşte potaya dönme kavramları koyun. Potaya dönüp işte, bu. Kendisi pası veren hareket etmesi. Yerinde durma işi. Bu. Aynı yere, aynı köşeye hareket etmemesi. Aynı yere iki tane sürtat olmaması. Bu. Spacing dediğimiz olay o. Topu icraz etmek. Dribblingi kenara çekmek. Bu açı ve pas açılarını halletmek bir tanesi. En önemlisi. Topu aldığınız zaman, size top geldiği zaman bir iki saymadan hemen veren önemlisi. Çünkü size topu veren adam öbür tarafta bir adamın sprine gidiyordu. Orada bir sprinden dolayı bir olay oluşacaktı. Ve siz topu alamaz bu tarafa verirseniz oradaki adamların o sprinden sprin yapıp yaratıcılıklarını kullanacakları pozisyonu ıska geçmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum değil mi? Şimdi incelikleri bunlar. Bunları düşün, şey yaparsanız kendiniz de gelişeceksiniz. 4 sene aynı şeyi yapıyorlar Kore'de. 4 sene içinde adam ilk geldiği seneden high school'da da böyle oynamış. Fakat 4 sene kolejde böyle oynayıp teris olurken, mezun olurken bir basketbolcu. Çünkü hep aynı şey. Aynı şey dediğimizde basketbolun kendisi. Şimdi daha rahat olacağını göreceksiniz. Hücum hakkındaki pek çok kitap ve görev sizin hücumu iyice açıklar. Bir de hücumu öğretirken kullanacağınız metodları biliyorsunuz ama hücumu öğretirken kullanacağınız bazı basit çiftler üzerinde bir de çalışmaktayız. Sizin birkaç farklı çalışmayı göstereceğiz. 1, 2 ve 3 adam çalışmaları. Muhtemelen çalışma için 5 ve 7 dakika kullanacaksınız. 4 ve 5'li çalışmaların her biri yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Yani 45 ya da 50 dakika kadar çalışacaksınız. Birebir çalışmalar, bireysel bakım, çok yararlı davranışlar. Gerçekten sonra yavaş yavaş adam temel sırt çalışmalarıyla pek çok hareket geliştirebiliriz. İlk önce oyuncuların nasıl dizilecekleri görelim. Bu çalışmayı yaparken 3 oyuncumuz ve 2 topumuz var. Şütör her atıştan önce mutlaka B kesişini yapmalıdır. Şimdi şu yaptığı iş oyun taktiği olarak bunu gösteriyor. Yani başka bir taktik çizmiyor. Diyor ki topu veren B kat yapsın. Bunu antrenmanda yapmak için o kadar çok zaman var ki buna inanırsanız, böyle başlarsanız. Çünkü maçta bunu yapacaklar. Daha Türkiye'de V kat yapıp da topu alıp şut atan bir kişi olmadı. Daha nasıl anlatırız? Burada daha birinci kelimelerden V kat diye başlar. Onun için siz bir belki muğlak gelebilir, belki karışık gelebilir ama kestirmeden yakalama şansınız var. Mesleği, onu söylüyorum tekrar. V kat. Şu yaptığınız iş, oyundakiler de oyuncu bunu yapacak. Siz bu V katı yaptığınız zaman zaten işte en büyük taktiği şey yapıyorsunuz. Adamı sizden uzaklaşıyor, topu alabiliyorsunuz, şut buluyorsunuz. Bunun antrenmanı yapıp maçta da bunu yaptığınızda olay üst üste çakışıyor. Siz antrenmanda bunu yapmanız mümkün değil ki çünkü başka şeyler hazırlamışsınız eğer patern oynuyorsanız. Bunlara vakit yok. Bunlar bilse de şu benim taktiğe gelsem diye bekliyorsunuz. Şimdi. Öyle değil mi? Bir şut atıyorsunuz. Bir de bir bağ uçumu. Şütör 3 atış yaptıktan sonra reboundçunun yerine geçer. Reboundçu, pasör ve şütör. Oyuncularınızın topu atış yapmadıkça mutlaka B kesişini uygulatın. Bu oyun içi durumları geliştirir. Onlardan maçtaymış gibi şut çekmeleri istedir. Maç şutlarını geliştirmek için kendi noktalarını kullanabilecekleri gibi 3 sayı çizgisinin arkasına da geçebilirler. Şimdi de oyuncularınıza başka bir şutu öğretmek için açı değiştirip yana geçiyor. Yine V kesişini uyguluyor ve ister kendi noktasından, ister daha içeriden, isterse de 3 sayı çizgisinin arkasından atış yapıyor. Dönüşler yine devam ediyor. Ve 3 atış yapıyorlar. Oyuncu geri çekiliyor ve B kesişini yapıyor. Bir geri çekiliyor ve 3 sayı çizgisinin arkasından pas atıyor. 3 sayı çizgisi boyunca da hareket edebilir. Bu dengelerini de geliştirecektir. Geliştirebilmeden basketbol kolay değil. Bunun dengelerini her zaman hedefi gösteriyor. O zaman bir kelimede çok daha derin bir arayla çıkaracaksınız.
Buradaki bu çalışmada bilgi enkarnasyonunda bir adımı post adam olarak içeriye yerleştirmektedir. Yani pasif içeriktir ve yeni bir yerde pas adım. Yani bu lisede kolej basketbolunda üç sayılık atıştan yakalamak için çok iyidir. Herkese çok çalıştırmış getirerek pek bir yer faydalı olduğumuzdan yani yine veriyorlar. Bu yüzden bir pas adımız, şutörümüz, diğer taraftada bir ribaçımız var. Koç posta iç pası verdikten sonra şut çekecek oyuncuya giriş pasını veriyor. İçeride adamın atıyor, kenara kaçıyor ama yüzü potaya yine de dönüyor. Atışı hazır. İşte maç sırasında oyuncular screen'de ve atışı hazırlar. Şimdi de başka bir çalışmayı göreceğiz. Ancak dışarı doğru çıkıyor. Üç sayı çizgisinin arkasına. And receive the skip book, someone wins or they are a chocolate. It's a great awesome defense. The passer, şimdi topu arkadaşıyla değişecek. Ve pass tarafa giderek, 3 sayılık bir atış için hazır duruma geçecek. Şimdiki şut çalışmalarımız postaki adam için hazırlanmıştır. Screen post kurulduğu zaman oyuncular düşük ya da yüksek screen için hazırlanırlar. Bu çalışmada oyuncularımız yükseği uygulayacaklar. Yani yüksek çalışması yapacaklar. Her seferinde hedefi gösterişlerini izleyin. Atışı kaçırırlarsa iyi bir rebound tekniği öğrenirler. Oradaki long post ve high post tekniği söylemeyecekler. We all ayrıca koçun ismini söylemeden de istiyoruz. Bu topu takip ediyorlar. Remember to follow the reason he would go high. Yüksek dener, ready to pass the shot. Bizim basketbolda da bir konuştuk. En önemli şeylerden biri bir var. Bir daha Javaka takımı çıktı bu sene. Hepsi 1.90-1.95 boyunda. En iyi ribancı onlar oldu. Hücum ribancı bakımından. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin set oyunlarınızda ekstra durarak atışlar var. Durduktan sonra hareket yok. Duran bir adamın hücum ribancına girmesi kolay değil. Halbuki motion offense zaten veren hareket ediyor. Hareket elindeki adam hücum ribancına hemen girebiliyor. Yoksa bir özel bir çalışma yaptıklarından falan değil. Yani ister istemez motion, hareket sizi potaya yaklaştırıyor. Sizi potaya yaklaştırmak için kafanızda bir alışkanlık veriyor. Ama sizin set oyununuzdan sonra hücum ribancına girmek için İğnelemek, düzlüklemek lazım. Burada tabiatın, olayın eşyanın tabiatına uygun. Oyuncunun tabiatına, oyunun tabiatına uygun oluyor. Yani halkı baktığına da avantaj. Gerçekleştirip alçak postana girebilir. İşte o yine ve siz işi yaparsınız. Bu yol hedefi göstermelerini istiyoruz. Dikte, işi, hedef, aşağıya atış. Sonra bunları uyduracağız, hepsini biliriz. Screen'de duruyor ve dışarı çıkıyor.
Sıkıntı olduklarından eminim. Yok ki başka bir şey, sıkıntı var yani. Basketbol paradan var yok. Bitiyor. Yorumu harekete hazır. Yani sıkıntı yapan adam dönüp şey kendini vücudunu çıkarıyor. Bu çalışmada güçlü atışları göreceğiz. Downstream and shape up, outside posta ve hazır. Geride ve hazır. Flash into the coach for the coach. Shape up'ı gözüküyor. Gözüküyor. Sen yumuş duyuyor. Aşağı devam ediyor. Shape up, out screen ile. İçeri gidiyor. Back test. Dışarı çıkıyor. Atışa hazır. Shape up'la bu boyuna geçiyor. Shape up'ın faydası. Screen yapan adam eğer inisiyaki olarak switch etmişlerse dönüp kendi boş kalıyor. Yani screen yapan adam da burada bir tehdit unsuru. Kimin kadar? Screen yapılan adam kadar. İşte basketbol derinleşiyor. Basketbol incele kolu haline geliyor. Siz bunu, sen dönmedin, gittin, öbür tarafa anlatabilirsiniz her dakika. Yani size, çocuklara üzerinde etkili olabileceğiniz, esas siz bu bilgileri öğrenin, hoca olun, ondan sonrası kolay. Koç olmayın. Hocalı önce hoca olun, sonra koç olun. Biz hep doğrudan böyle koç oluyoruz. Halbuki sizin mesleğiniz bu, size daha uygun olay. Şey yap odur. Screen yapan adamın sayı yapması ihtimali ortaya çıkarıyor. Adamını alıyor ve topu fırlatıyor. Çok önemli bir atış. Hazırlar. Evet, çok iyi. Bekleyi gösteriyor. Ve jump shot yapıyor. Screen olduklarına eminim. Şut çalışmasında iyi bir screen tekniği arıyor. İyi anlaşılıyor. Burada öyle bir şey görüyorsunuz. Önce screen'i alacak adam var. Sonra screen'i yapan adam var. Şey farkı. Ama en önemlilerinden bir tanesi bu hareketler gelişirken, oluşurken top elinde olup üçüncü adam bunlara pas verecek adam. Eğer üçüncü adam daha topu alır almaz öbür tarafa verirse bu adamların şeyi meyve vermiyor. Onun için bunlara zaman tanımak lazım. 1-2 dediğim bu. Şimdi basketbol üçüncü adamın görevinden. Screen yapan, screen yapılan. Pası verecek adam diğer iki adam. Zaten bütün bunları öğrendiğiniz zaman basketbol fundamentalını öğrenmiş ve öğretmiş oluyor. Topu kaydırıyor. Ve geriye dönüp lost hareketini uyguluyoruz. Hazır. Ve atış. Ostaki bu çalışmaları yaptıktan sonra oyuncularımızın sahada 5-0 pozisyonunda neler yapmaları gerektiğini anlattığının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve oyuncularımıza boş aralıkta hareket sırasında screen açılarını ve savunmayı dağıtmayı öğretiyoruz. Ve bunları 5-0 içinde gösteriyoruz. Bu noktada bunu öğrenmek çok yararlı. Ancak biz bu çalışmaya hareketin hücumumuz çok iyi giderken sezon boyunca devam ediyoruz. 5-0 hücum zamanlamasına yardımcı olsun. Oyuncuların belirli rolleri var. Post oyuncusu, iç oyuncu ya da post iç oyuncu olabilir. 3 tane adam var. Post oyuncusu, perimetre oyuncusu, dış oyuncusu, post perimetre. Hepsini birden oynayacak. Zaten burada Kıbrıs'ta herkes üçünü birden oynayacak. Yani hemen pivotek post olacak. Kısa boylu da olsa tabii durmayacak. Post bir an duracak. Alamadı. Tekrardan dışarı sıkıya gidecek. Ve kısa oyuncular. İşte hepsini anlatıyor. Oyuncumuzu seçeriz. Ve bunlara iç oyuncu adını veririz. Yok Kıbrıs'ta. Bir diğer ülke içeride ve dışarıda da oynayabilirler. Kendi hücumunda da birkaç şey yapabilirsiniz. Bir nokta adını seçersiniz. Uzunluğun adamasını istemeyiniz, içeri girmesini istemeyeceğiniz bir gar. Çok riski diye yapabilirsiniz. Diğer oyuncularla oynayabilirsiniz. Diğer tarafta eğer uzun bir oyuncunuz varsa onu dışarıda değil, içeride olmalısınız.
Ve iç boks adam olarak oynamasını söylersiniz. Böylece dört kişiyle hareketli birinde boksta oynayabilirsiniz. Bir diğer varyasyon da içeride iki uzunla oynamaktır. Bunu iki iç boks ve dışarıda üç adam oynayabilirsiniz. Şimdi bunu Türkiye'de genç antrenörlere aşılamaya uğraştığımız zaman diyorlar ki şu basketbol dört kişi oynasaydı ne kadar mantıklı. Hakikaten öyle. Yani herif o değişimin neydi? Yani bu oyunu dört kişinin oynasaydı basketbol tadına doyum olmazdı. Bak dört kişiye çok saha kalıyor oyun için. Siz de antrenman yapmışken onu hissetmişsin. Beşinci oyuncu girdiği zaman bu çıkıyor. Fazla geliyor. Dört kişilik olsaydı müthiş kreatif oyunlar olabilirdi basketbol. Her şey olabilir. Ama madem ki böyle kaydeder, beşinci adamı da oynatmaya uğraşacak. Bu bir doktoradır. Size geceleri oturup uğraşacak. Ya şu şöyle oldu, filmi alıp, bak burada hep aynı şeyi düşüneceğiniz için terakki etmemeniz mümkün değil. Ama her akşam başka bir set oyunu düşünseniz, o zaman darmadağınık olur. Perspektif dağılır. İzah edebiliyor muyum? Yani size de bir doktora teşhi bu. Ertesi gün çocuğa da zaten faydanız olduğunu göreceksiniz. Çocuk oradan çıkarken bir bilim, siz de gurur duyacaksınız. Çocuk da mutlu olacak, herkes de mutlu olacak. Çünkü çocuğa konsantresiniz, oyuncuya, oyuncu kafalı oluyorsunuz. Oyun diye bir şey yok, oyunu çocuklar yaratıyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Asıl olarak da oyuncularınızı verimli kullanmak. Böylece sahaya çıktıklarında çok iyi olacaklarından emin olabilirsiniz. Dengeli başlıyor ve sete yaklaşıyoruz. Karambola geldiniz mi bu filmi seyrediyorsunuz? 5'e 0 nasıl olmuş? Beşletimiz devamlı değişiyor. Dengeleri iyi. Ve birbirlerinin isimlerini söylüyorlar. Şimdi yine dengeli başladılar. Şimdi sesimiz daha iyi. Her defasında adamının dengeli olup olmadığını ve ne kesişini yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Hedefi gösteren oyunculara bakıyor. Şimdi aynı anda birkaç screen'e giriyorlar. Şimdi bu adam bunu filmde almış, öğretiyor. Biraz sonra göreceksiniz ki ona öğrettiği şeylerde çocuklar karışıyor. Kolay değil iş. Devam. Şöyle bir... Burada işin kolayını bulmuşlar. İki sabit oynuyorlar. Tabii beşi birden hareketle oynatsa daha da karışık olacak. Siz de öyle başlarsınız ama o adamları bağlarını da çıkartırsınız, köşeyi çıkartırsınız. Yavaş yavaş develop edersiniz. Adamını her seferinde izle ve hedefi göster. Show a target. Bu 5'e 0 çalışmasında daire içinde işaretli adamımız kanattaydı. Hemen screen'e giriyor. Bu en iyi top tutucunuz olmalı. Ve hep dışarıda durmasını istemelisiniz. Şimdi çok verildi. Bu 5'e 0 çalışmasında asıl adımımız alçak post bölgesine giriyor. Ve sonra hemen post bölgesine giriyor. Şey var. Şimdi iki adam çalışmasını yapacağız. 2-3 sıfırla başlayacağız. Ve sonra 3 savunma adamı ekleyip 2-2'ye tutacağız. 2 hücum oyuncusuyla maç pozisyonunu canlandırabilirsiniz. 2 adam çalışmasına 2-0'la başlayacağız. 3 tane ikili grubumuz var. Ve 6 oyuncu bu çalışmayı yapıyor. Rotate. Which is that? Yeah, that's the issue.
can bury ourselves with us if we match good. Ve sonra yeniden yerlere geçiyorlar. The other man. Buradaki motion ofensler, motion hareket, hareketi herkes kendi kişiliğine göre değiştiriyor. Bu adamın motion'da pası veren ters tarafa sıkmaya gidiyor. Hareketi böyle görüyorsunuz. Bazılarında pası veren kat ediyor. O derinliğine motion hareket ediyor. Ağırlık onun üzerine veriyor. Bu pası veren yer değişerek oluyor. Ama tabii adamın vakti yok. Aslında bunun maçlarını seyrettiğin zaman pası veren bir tanesinde ters tarafa giderken öbür pası veren sürpriz turnikeye gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz kendi karakterinize göre, Türkiye'deki karaktere göre turnike bulunacak kata gideceksiniz. Kata, pası veren kata. Pası veren kata. Harekette esas tehlike, tutulması güç adam, kat eden adam. Yan yana değişen adam değil. Onun için bunda bir genel bilgi edinin, fakat kendiniz kat eden bir sistemin üstüne gidin. Ve motion offense, bu adamın dediği bunlar prensipleri veriyor. 20 tane, 50 tane motion offense'i okuyabilirsiniz sonra. Ama genel prensipler hep aynı. Nesini koruyor? Çünkü o da pasalarınızda olsun. Bu iyi bir harekettir. Çünkü oyuncular screen'e girmeyi ve pas vermeyi bu şekilde öğrenebilirler. Denge hep önemlidir. Dengeyi her zaman koruyun. Herkes pozanın dibinde değil. Adam pasalarda hareketlenirse diğer adam koça doğru yaklaşıyor. Hareketlerin sonunda herkes dengeli olur. Now we have changed his giri position. Man on oyuncu kanada geçti ve pası aldı. İki adamı da kullanabiliriz. Hem screen'dekini hem de diğerini. Hem screen yapılanı. Tekrar bir çizgiden diğerine geçiyorlar. Oyuncuların dengeli durduklarına dikkat edin. Şimdi de 5'e 0'da şalom kesişimi göreceğiz. Adam içeri doğru ilerleyen kanat adamı dışarı doğru çıkıyor. Bu dengeyi korumak için çok iyi bir harekettir. Ve savunma üzerine baskı yaratır. İlk yapmamız gereken kesme hareketidir. İkincisi, kesme hareketi dışarı pas vereceğiz. Kesme hareketi yaparken atışımızın hedefi göstereceğinden eminim. Burada iki tane şey var. Biliyorsunuz kat, dip kat. Dip kat, shallow kat. Yani dip kat giriyor, köşeye gidiyor. Öbüründe sığdan dönüyor. Bu shallow cut, zona karşı oyunun esası olacak. Onun için bunu gözünüze şey yapın. Deep cut, deep shallow cut. Bunları öğrenin. Toplamasını kapat. Geleceği öğrenin. Şey, atış yap. Shallow kesme ve rasa alıp screen'den çıkıyor. That's your man up. B kesişini yapıp screen'i dolduruyor. Shallow cut, kesme ve koça pas. Ve kesişi şut için hazırlanıyorlar. Bir çizgiden bir diğer. Kısa sürede atışı gerçekleştirirsiniz. Şimdi geri dönüşü görüyoruz. Sonra tekrar kesmeyle başlıyor. Koça geri dönüyor ve dışarıdaki adama geçiriyor. Kod atışını yapıyor. Bunun iki oyuncuyla da oynayabilirsiniz tabii. Şimdi yine pas. Bu reverse de bir şey. Sahanın bir kenarından öbür tarafa. Reverse. Dışarıdaki kenar alıyor, öbür tarafa. Reverse. Evet, yani yaptırmaz. Swing ediyor. Swing mendifleri o. Dışarıdaki adamı ise bir yapacak ve dışarıdaki kenar adamına pas verecek. Shallow cut. Çok ve iyi bir pas verecek. Şutu veriyor ve atışını yapıyor. Şimdi iki çalışması yapacağız.
Bu da maç pozisyonu. Tüm çalışmaları 2-0 üzerine kurarız. 2-1-0 for us. İyi bir pas ve şut için hazır. Start off. Şimdi top atıksı şekli. Dengesi çok iyi. Pass. Screen'den dışarı ve tekrar içeriz. İyi bir iç kesme. Denge iyi. Top. Adamını seç ve iyi ver. Bunda çok sabırlı oldum. Shallow intercepts it. Have the advantage. Good pass. To green. Charlie. To green. Good job is out. You can manage yourself. Ve boş yerleri iyi buluyoruz. Yalnız shallow intercepts. We have a bad. İyi paslar. Ve shoot. And a shot. We're now working. Şimdi içeride 2-0 görüyoruz. Make sure that your oyuncularımızın screen'e iyi yerleştik ettiler ve Z kesmelerinden emiyoruz. Her ikisi de hedefi gösterdik. Buna post değişimi diyoruz. Screen, Z kesmesi ve post adamına pas. Hedefi göster. İyi bir screen. Both men. İkisi de hedefi gösterdi. Another good screen. Bu da iyi bir screen. Call out the man. Screen'de istediğiniz adamın adını söyleyin ki yerini alabilirsin. To go to the board. Screen'deki kesicinin ters tarafında. Screen. Shape up. Yardımlaşma. Screen ve içeri pas hareketi. We have the two deep. Şimdi iki savunmacıyla içeride 2-2 yapacağız. Ve maç pozisyonu göreceğiz. Solid, solid screen. Make sure you pass it in there. Adamınızın screen olmasına bakalım. İçeri giriyor. Screen adımı dışarıda. Screen adımı her zaman screen yaptığı adamın aksi yönünde olmalı. İçeride iyi bir hareket olmalı. Hedefi göster. Screen yap. Ve dengeni koruyun. Hedefi mutlaka göstermelisiniz. Posta denge çok iyi olmalıdır. Güzel. Güzel gayet. Şimdi içeri giriyor. İyi bir kesme. Adamın adını söylüyor. Faal çizgisine geçiyor. Ve sek. Bu 2-0 çalışmasında oyun kurucu ve tosta başlayacağız. Bounce screen de. Bu hareketi çalışıyorlar. Ve screen'e gidip adamlarını seçiyorlar. What's the bottom is? Adamını alıyor ve alçak posta giriyor. Then we add the back. Geri bir şütörden topa kesmesi yapmasını istiyoruz. We want the shooter to wear out or make his cut to the basket. Screen'deki adam geriye dönerek hedefi gösteriyor. To the coach. Koçtan topu isteyip arka kapı hareketinde yapabilir. Geriye ve arka kapı. And foul. Rebound bölgesinden sayılır. Downstream. Alçak olsun. Şimdi devam eden hareketlere bakıyoruz. Koç yerleri alıyorlar. Geriye ve atış. And then we get the shot. Start off. Şimdi geriye gel. No shot. Ancak atış yap. Gel. Down. Alçak post. For the game. Atış. Gel. Yürü. Ancak işi yapmıyor. There. We have good space. Gel. Yürü. Ve arka kapı hareketi. And the back door move. We can start out. Buna kanattan da başlayabiliriz. Biz tıraş yok. Antrenörün konuşmasına yapıştırıyoruz. Başlayalım. Ne ters sorması var, ne tebeşir var. Başlayalım. İsimleri belli olacak. Bu maçı da ne adamınız? İçeri bakacağız ve geriye döneceğiz. Look inside and look for the back. Nothing there. Evet, bir şey yok. Yine de.
Musically. Great. You can hit that. See, I have no idea of this. And about it, I just start. You can say close one of the sheep. Nothing's there. You can have a basket. I think it was going to lose the screener shaking up for a shot. Another high stack. Hey, how do you fit him? Post one. Oh, screen down. Who's that? That's the green they kept him. The man shakes up inside for a shot. And adding the defense. She did that. I'll take it. Screen'e bana dikkat ediyor, screen'e de clever. Açılıyor. Savunmadan güzel. High stack. Şimdi yüksek posta. Post roll. Posta değil mi? And we have an alçak screen pozisyonu. For the excited fiyatmış. We now introduce... Şimdi de posttaki duruma bir göz atalım. We have the great feed in the post. Dribble around. İçerideki adama dikkat. Reroll. Yeniden yerleşiyor posta. All right, then we go into 2-on-2 screen. İki screen'e giriyorlar. Shape up after. Screen'den sonra atış. Start the ball. Pass it in there. Önce bir şey açıyor. Post picks it. Kendi yerini alıyor. Çünkü orada bir şey yok. Alçak screen ya da geriye. We can practice our şimdi post hareketlerini çalışıyoruz. Nothing evet, bir şey yok. Good shape. İçeride iyi kaçış. That's the way to read. Savunmayı ekat edin. İçeride iyi bir giriş. Good post. Güzel bir post hareketi. Another beautiful position. Yeah, it is. But then he changes. Yeah. Makes a nice change. Yeah, he changes it up. Post speed and a bad. But then remember when you're. One thing. He can't change it. Yeah, but it is that. Last of the last chapter. Right. One. Bir. Screen ne kadar mı? Adını söyle. İki. Yakala ve bak. Üç. Düzgün bir screen kurulur. Dört. İyi bir hareket işi yapar. Five. Boş yaptım. Şimdi de üçelik çalışmasına bir bakalım. Now, first screen, ilk çalışmamız oyun kurucu üzerinde. Make sure that we dengeli olduğunuzdan emin olun. Ve asıl nokta olarak da üç sayı çizgisini belirleyin. Diğer yani, dengeli olun. Shallow cut. Shallow kesişi. Geriye geçiş. Good move. Diğer yakalan ve bas. İyi bir deri kesişi ve akışını yap. Now şimdi de post olarak oynayalım. Bu hücumdaki post. So we can hit him. Bana pas veriyoruz. Ve yeniden yerleşiyoruz. This is bu 3'e 3 çalışmasında iyi bir tarif. Özellikle şu. Hani biz de pivota adam koyuyoruz da sonra ona hiç top vermiyoruz. Bu uğraşıyor, uğraşıyor. Ona top gelmiyor. Burada kaydeler koyuyoruz. Her üç pastan bir tanesi pivota gitsin. Pivota dev diyeceksiniz. Yani pivota üç kere top girip çıkmadan sayı yapmayın diyorlar. Bazı kısıtlamalar getiriyorlar. Pas tahdidi koyuyorlar. Diyorlar ki altı pastan önce sayıya teşebbüs etmiyor. Herkes altı tane pası yapmak için sahanın içinde önce basketbol oynayabiliyor. Ama altı pasın o kısıtlamadan daha önemlisi pivota top vermek. Pivot da hareket ettiği için bir dur, bin bir, bin iki sayıp tekrardan yerini değişiyor, almaz. Ama her alanda bir kere pivota bakıyor. Pivotun da gelişmesi için bir şans. Yani pivota top vermek için alanda çıkıyor. İyi denge sağlıyor. Çok iyi denge sağlıyor. Yeni yer tutma için de iyi bir çalışma. Now I still want them to ve satışıyla beraber adamını iyi belirlemesi. Ne yapıyor? Relocate dedi. Yerleş. Hemen yeni yana geç. Yeni yana geç. Durma helal gibi sağda. Arka kapat. 3 sayılık atış. Ne dengeyi? Skip pass ve 3 sayılık atış. Shallow kesişi. Geri yapar. Atış yapıyor. Sadece bir adam değil. Good case. Her zaman yakalayın. Ve bak.
Everybody gets a dışarıda. İyi bir arayışı. Bugün de oyun kurucumuzun dengesi çok iyi. Kütür heceli hazır. Ve cam şarkısı. Dengesi çok iyi. İçeri bakıyor. Özgürsüz darbe bu işte. İyi bir sıkıntı ve 3 sayılık atış. Ve yine çok iyi. Türkiye'ye vurmak için ve içeri uğraşıyoruz. Çünkü dengesi çok iyi. Hücum durumlarında 3'e 3'e bir bakalım. Kur'an'ın different locations on one side. Adamların sahanın bir yanında değişik noktalara yerleştirdik. Hareketlerine dikkat edin. Savunmanın uzağına içeri iyi bir pas. Şimdi dışarı tekrar yerleşiyor. İyi bir geri taşı. Dengeleri her zaman çok iyi. İçeri iyi bir hareket. İşte screen'e iyi yerleşmişler. Biraz daha yukarıdan içeri kaçıyorlar. Ve alçak screen. Dengeli oluyor. Yine çok dengeliler. Screen'e yerleşirler ve iyi bir atış yaparlar. Bunu daha çabuk yapabilirler. İçeri iyi bas. Bu sefer içeride iki kişi var. İçeri iyi bas. İyi bir şut buldular dedikleri shot selection. İyi şutu seçtiler. Orada hemen zaten belli işte. Hangisi hangisi. Hangisi zorlama, hangisi değil. Zorlamaları sınırlayacaksın, yaptırmayacaksınız. Bir hareket sonrasında belki bir şey olacak. Acele etmeyecekler. 30 saniye var. Orhan. Sağır ve dışarı çıkıyor. Arasında hazırlanıyor. Ve açık bir atış yapıyor. Şimdi geri kaçış hisseli. Here we go. Başladı. Dengesini sağladı ve atış yaptı. İkili ve üçlü çalışmalardan sonra oyuncularımızı 4'e 4 oyunu hazırlarız. Mükemmel bir dengeyle başladık. Geri kaçış ve sayırsa. Şimdi alçak sütliğinden başladık. Dengesi çok iyi. Yakala ve bak. Böyle bir kasetin aklına biraz daha hızlı olmalı. En az 50 kere seyretmemiz lazım. 50'den sonra fikir sahibi olabilir. Şimdi görüyorsunuz. Ama geriye iyi bir pas verdikten sonra sayıya ulaşıyoruz. Şimdi acil sürücüyoruz. Posttan başlıyor ama adamımız ve kesişini yapsın. İçeri bakıyor. Hedef iyi ve dengesi mükemmel. Çok iyi çeviriyor. Ve evet, bir tanesi hemen dışarı çıkıyor. Bir pas daha ediyor. Ve gördüğünüz gibi hücum etme şansımız artıyor. Geri dönüş. Dışarıda iyi bir screen ve adamımız iyi bir B kesişi yapıyor. İyi yaklaşıyoruz. İçeri iyi bir pas. Yeniden yerleşme ve iyi bir atış. Mükemmel. Hücum rebound'ını alabilir. Geri dönüş. Adamımız B kesişini yapıyor. Screen ile. Böyle daha. Çok iyi dönüyor. Ve screen'deki adamın adını söylüyoruz. Basabilir, hareketlendirir. Ve yerini yeniden aldı. Şut çekmek için dengesi yeterli. İçeri iyi bir pas. Hedefi iyi gösterdi. Nice ve sayı. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Sabırlı ol. Adamımız Z kesişini yapıyor. Güzel. Bu şekilde yer tutuyoruz ve patlaşıyoruz. But then we force the patient to sabırlı olmak en iyisi. This is better patience. Check your face. Yakala ve bak. Güzel, güzel. İşte böyle olması lazım. Nice bad. Ve içerideki adamın boş olduğunu görüyor. İki, iki ve üçe üçü yaptıktan sonra dörde dörde de çalıştık. Şimdi girişim sıramızda beşe beş oyunu yer alıyor. Oyuncularımızın ve savunma oyuncusu karşısında maç sırasında neler yapacaklarını görmek isteriz. Unutmayın.
basit setlerle başlıyoruz. İki kişi içeride, iki kişi posta ve bir de oyun kurulu. Unutmayın, bütün bu pozisyonlar değişebilir. Bir başka deyişle, bütün oyuncular post ya da oyun kurucu olabilirler. İçeri girebilir ya da dışarı çıkabilir. İçerideki adam etrafa bakıyor. İçeri bakıyor, iyi bir denge gördüğünde posttaki adam için sayıp fırsatını yaratıyor. Tekrar yerini tut, yakalar ve bu sefer screen oluyor. Kapatik boş pozisyonunun dengesi çok. Topu çevirsin. Topu çoğlayıp içeriden oynamak istiyor. Şimdi ağaç içinde görüyoruz. 5'e 5 da başarılı olmadığı zaman 2'ye 2'den başlıyorsun diyelim. Demek ama aslında topu posta da verebiliriz. Bir an önce uzaklaştırmalıyız. İyi bir top çevirme ve yer kısma. Screen'in gelişme şartı. O dediğim o işte. İçerideki pas topu yüzü potaya dönük şekilde yakalar. Yakalar ve bak. Boş adamları göreceksin. Yani tekrar içeriyle oynayacağız. Screen'in biraz daha hızlı olmalıyız. Screen'i iyi yapmıştık ve sayı fırsatlarını yarattık. Çok hızlı hareket ediyoruz. Tek. Screen'i geliştirmeye başladık. Geliştirdik ve hızlı hareket ederek atışı gerçekleştirdik. Post değişti. Oyun kurucular içerideki adama iyi bir yeni yer buluşması. İyi bir şalon kesmesi. Top geliyor. Sağda iyi hareket ediyoruz. Ve atışımızı yapıyoruz. İki tarafa alıp yakalayıp bakınca yüklenerek sayı yapmamıza gerek kalmaz. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Catch and fade. Catch and fade. Each time. Hayır, tekrar kaydederek. Siz beni bakıyor. Everyone. Bunu özetliyor, bitiyor konu. Bağlıyor. Sağda iyi hareket ediyoruz. Ve atışımızı yapıyoruz. İki tarafa alıp yakalayıp bakınca yüklenerek sayı yapmamıza gerek kalmaz. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Burada dribbling'i yasaklamış. Gene antrenmanın sözü değil. Dribbling kısıtlanmış. Herkes pası alan hareket etmek. Pası veren hareket etmek. Dribbling yok. Lüzumsuz dribbling'i elimine etmek için yapılan antrenman dersi. Bak, çok dribbling oluyor. Böyle yapacaksınız. Birbirine bakıyor. Şimdi yavaş çekimde izleyelim. Screen'i bekliyoruz. Ve biraz daha gelişmesini bekliyoruz. Gelişim için sabırlı olmalısın. Hedef çok iyi. Yakala ve bak. Good target. Catch and fade. Good boundary. Çok. Oyun kurucu yerinde. Good target. İçeride hedef değil. İyi ise tekrar dışarı çıkabiliriz. Tekrar yer tuttuk ve sonunda atış yaptık. Şimdi yapabileceğimiz diğer bir şey birkaç pas. Bunda da diyelim ki 6 pas daha önce sayı bozuk. Şut atmayın. Pası sınırlamış. 6'dan önce oynamayın. Pas yapma ihtiyacını geliştirin. İkinci pas, üçüncü pas, yakala ve bak. Oyun kurucunun dengesi. Şimdi içeri bak. Shallow cut. Çok. Ama zorlandığımız için kötü bir pas oldu. Şimdi yine dengeyi kurduk. Screen'e yerleştik. Yine iyi paslar yapıyoruz.
İçeri bakıyoruz. Dengemiz çok iyi. Şimdi sabırla alıyoruz. İyi bir iş olur biznesi. Güzel. Yakala ve baş. Yakala ve baş. Look. Ve sonunda akışı yap. Şimdi yavaş şekilde görelim. Yarın tat vererek başlıyoruz. Yakala ve baş. Topu çok çeviriyoruz. Sekreyle yaklaşıyoruz. İçeride geliştiriyoruz. Biraz daha acele ediyoruz. Adamlarımızın dengesi iyi. İçeride hedefimiz çok güzel. Pası yapıyoruz ama pası izlemiyoruz. Yakala ve bak. Evet. İyi sıkı. İçeri iyi var. İyi bir şalal kesmesi. Pak çizgisi açık. Sıkıyı bekliyoruz. Yakala ve bak. Ve hareket edin. Ama pası izlemiyoruz. Tekrar içeri hareket et. Ama pası izlemiyoruz. Çok iyi ve dengeli. Burada çok sabırlı olmalıyız. Atış için boş alan arıyoruz. İçeri iyi bir pas. Skip pasa dikkat edin. Büyük sayıdır bir atış. Hücumu çeşitli şekillerde çıkabiliriz. Bu hücumu yavaş bir şekilde göreceğiz. Bir adam burada. Bir diğer adam. Burada göster. Stack nedir biliyor musun? Stack offense. Stack demek pivotun birinde iki tane, bir pivotla bir yanındaki adam yan yana duruyor. Bir tanesi dışarı çıkıyor. Öbür tarafta iki kişi böyle. İki orada duruyor. Süzemiyoruz. Stack offense bu. Ya da iki tanesi gelip falan da yan yana duruyor. Bir tanesi hareket ediyor. Ya double stack dediğimiz iki kişi bir taraf A'da B'de iki kişi. A'da B'de iki kişi. Bir tane point'e değişik bu. Stack offense bu. Onlardan isterseniz öyle başlayabiliyorsunuz işte. Dizilişi öyle eden dizide öyle başlıyoruz. Geldik. Evet, şimdi kaideleri son bir defa daha dinleyip bitiriyor. Motion of concepts diyor. Yani bunu dikkatle dinleyeceğim. Motion of adam adama savunmayı öğretirken konseptlerimiz şunlar. On. When you stand up, en zaman hareketler savunmasını izledim. Aynı bölgede, aynı anda iki farklı kesme yap. Karakterler bunlar. İlk fırsatlarını değerlendirsin. Ve belirli bir amaçla hareket et. Call out the man's name. Tabii yapan adamın adını söyle. Karga şeyi önleyecek olan bunlar. Ve topu tutup C'ye kadar say. Çabuk pas ver. O anda bir atış fırsatında olabilir. If a screener's back is to you, screen yapan adamın arkası sana dönüyorsa, topu tut ve neler olduğuna bak. Sabırlı olmayı unutma. Screen yerini alırken sakın topu çevir. Oyun kurucu dışarıda ol. 18 feet apart. Eğer bir sayı yapma fırsatı yoksa, top kesinlikle orta çizgiye doğru gitmemeli. Eğer tek post adamı top yönünde sayı şansına sahipse, o bölgeye hareket ver. Topu sahaya getirmek için. Ve tabii ki pas açını geliştirmek için. Bu üç gün buraya geldik. Siz de buraya zahmet ettiniz. Geldiniz. İngiliz de geldik. Şimdi
elle tutulur bir bilgi alıp buradan ayrılmak için şu konsantre olun. İsterseniz 2 dakika ara verelim mi? Verelim. 2 dakika ara verelim. Birisindeyken gelin. Şuradan çıkarken son problem bitsin. Öbür problem bitsin. Şimdi bu 3 cümleyi özetleyelim. Ondan sonra zone offense'e geçelim. Birinci gün ne dedik? Birinci gün Tarkan Yönü gösterdik. Dedik ki oyuncuların en önemli ilk hedefleri birebir yenilmek. Ne yaparsanız yapın birebir yenilmek. Ne yapar? O savunma anlayışımızı birebir yenilmeye dayanıyor. Bu hücumun motion offense'in özü neye dayanıyor? Yaratıcı olmaya dayanıyor. Yaratıcı olmak ne demek? Adam geçmek. Onda diyoruz ki birebir yenilmeyin. Ne alta derseniz edin. Bunda diyoruz ki ne alta derseniz edin birebir yenilmeyin. Bu challenge basketboldaki gelişmeyi getiriyor. Adam işte bacağını sakatlanınca açıyor vesaire. Adamı frenlemeye durdurmuyor. Öbürü bir sürü top tekniği geliştiriyor. Bacak araları abidik oradan adamı şaşırtacak hareketler. Birisine diyorsunuz ki geçirme, birisine diyorsunuz ki geç. Bütün bu motion offense özü, kreatif oyuncu hazırlamaktır. Kreatif olmak demek, oyuncu geçmek, adam geçmek demek. Rakip savunmayı yardımlaşmayı zorlamak demek. Bir tek bu kalmışsa kafamızda, bu bile yeter. Bir tek bu konsept kalmışsa, bu bile yeter. Şimdi geçiyoruz ona. Out number etmek ne demek biliyor musun? Out number demek, etmek ne demek? Biliyor musunuz böyle bir kavram? Out number etmek demek, sahanın muayyen bir yerinde böyle siz zon yapan iki tane adam var önde. Siz bunların arasına doğru dribbling yaparsanız ikisi birden size alıştırır. Onlar size out number etmiş oluyor. Yani onlar iki sizlersiniz şu sahanın için. O ne demek? 5'e 5 oynadığınız için sahanın bir köşesinde de biz out number etmişiz. Biz orada okuyabiliriz. Burada hazırlanan olay bu. Onun için matematik bu çok kolay. Bunu hemen anlayacaksınız. Evet. Bunu hemen anlayacaksınız ve buradan bunun master olarak çıkacaksınız. Öbürü gibi değil. Öbüründe verdiğim konsept o. Birebir adam geçecek adam aslında. Var mı bir şey eksizcek? Zon yapıyorlar. Herkes baksın. Zon yapıyorlar. Zonun öndeki adamın sahası bu. Öbür adamın sahası bu. Alternatifin sahası bu. Onun sahası da öbürü bu. Gap dedikleri bu boşluklar. Yani kimin sahasında yerinde olduğu belli olmayan nokta. Gap bu. Buralara atak ediyor. Gap'e atak etmek bu demek. Bu matematik. Yani geometrik. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Motion offense gibi değil. Önce hiç öbüründe dribbling kullanmazken motion offense adam hiç kullanmazken bunda dribbling yok. İlk olarak ortadayken dribblingken şuraya giriyor. Şu ikisi bunu alıyor. Burada out number ettiriyor kendisini. Bire iki pozisyon yakalatıyor. Çünkü öyle bir yere giriyor ki tepe hücum ettiği zaman. Burada şurada bir karmaşa var. Yetki karmaşası. İkisi birden giriyor. Tepe hücum bu. Birinci derecede tepe hücuma giriyor. Burada onlar ikiye birse sahanın bir yerinde, köşelerde ve koridorun içinde biz ikiye birse. Onu yakalatıyor. Önce kendisini mahkum ediyor. Bire iki pozisyona. İkisi birden üstüne geliyorlar. Ve ondan sonra gelişiyor. Şimdi başlıyorum. Birinci prensip bu. Bu artık her sonra kaçıp kullanacağınız bir şey. Hem topu tutan adamımız doğrudan alanın ortasına doğru hareket eder. The first thing a man with the ball can do is dribble right into the gap of the zone. Bunu yaparsa iki savunmacıyı üzerine çeker. Anlatmışım. Ve böylece diğer taraftakilere pas verebilir. When the man on the side gets karanlık adamda topu alınca içeriye gider ve topu içeriye geçer. Şimdi ne oldu? Şu recover dediğimiz olayı bir daha anlatayım. Buraya doğru verdiniz. İkiye bir oldu. Topu buraya verdiniz. Buradaki adama verdiniz. Değil mi? Şimdi o D toplanmış salonuna recover ediyor. Yani açılıyor. Yeniden eski topun üstüne doğru geliyor. Bu adam burada üstüne koşarak hızla gelirken bu sefer bu tepe geliyor. Dribbling. Kim çıkıyor üstüne? Bu çıkıyor. Arkada bir tane boş atıyor. Bu matematik ve geometri. Bu öğrendiğinizi her şekilde kullanabilirsiniz. Her türlü sonra kullanın. Eğer 1-2-2 oynuyorlarsa gap'ler başka türlü oluyor.
Burada 2-1-2 oynuyorlarsa başka oluyor, 2-3 oynuyorlarsa başka oluyor. Dün akşam bana birisi çok karakterize bir sual sordu. Dedi ki, Efes nasıl oluyor da zonda hiç sayı yemiyor? Tamam mı? Bundan sonraki Efes maçları seyrederken, lütfen zon yaptıkları zaman yalnız Tamer'i seyredin. Yalnız Tamer'i seyredin. Tamer'in geneleri nasıl kapattığını göreceksiniz. Yani eğer onlar da 2-3 oynasalar, Tamer burada oynasa... Eğer Tamer burada oynasa, gepler tabii hep gebeci değil mi? Ama Tamer keresle gibi, şuralara doğru açılmışlar, şuralara doğru açılmışlar. Her gepi ortasında kapattığı için, arkadaki adamlar da biri yere oldukları için, Tamer bu işin ortadan adam bu. Yani şimdi Tamer'i seyrederseniz anlayacaksınız. Zaten Efes'in müdafası adam adama oynarlarken dahi, yok edeceğiz. Adam adam oynarlarken dahi Tamer zon yapıyor. Tamer adeta zon prensipleriyle ortada oynuyor. Tamer ortayı iyi kapatıyor ama Tamer eskiden biz yazı yazarken, basketbol yazı yazarken ben şöyle bir yazı yazmıştım. Tamer için yazı yazmak çok kolay. Oyunun son 5 dakikası geldiğinde ben telefonla yazıyı veriyorum. Öbür taraftaki adam diyor ki tamam abi son 5 dakikası bundan sonrasını biz biliyoruz yazarız. Yazdıkları şey belli. Tamer zaten 5 faul yapmış çıkmış. Tamer oyunu terk etmiş. Tamer yüzünden Efes maçı kaybetmiş. Böyleydi Tamer. Ama Tamer oradan şimdi Avrupa'nın en iyi savunmacılığından biri oldu. Bu işte o bizim başladığımız milli takımla başladı. Şimdi Tamer hakikaten iyi savunmacı. Vücuduyla değil kafasıyla da yapıyor. Ve her double team'e giden, her adam adamı oyunda, her boş adama giden o. Zone yaparak oynuyor. Eğer Tamer'in karşısında bir tane skor gücü kısıtlı bir adam varsa, işte bir sürü her takımda böyle 4 numaralar var skorer diye, onları buldu mu Tamer kalmıyor. Efes'in bir gol bir daha yenmek mümkün değil. Tamer'in adamı 2 tane skorer varsa, Tamer'e tabii güç skorer adam vermiyor. Ama Tamer adam sayı bakımından zayıfsa Efes'i yemek mümkün değil. Buradaki olay Tamer bunu yapıyor. Siz de zon yaparken orta adamınızı hep geplerin koruyucusu yapacaksınız. Yani zon defansında bir bilginiz olsun diye söylüyorum. Anlaştık değil mi burada? Nasıl avutlandır ettiriyoruz kendimizi ve sonra nasıl avutlandır bu? Önce buraya gidiyor, kısırdan beni alıyor, buraya gidiyor, o burada şey yapıyor. Atak ediyor, bu şekilde de öteki adam işte. Benim de aklımda şu trenize gördüğüm şey var taktiği. İçeri girerken bir şey yok çünkü. İkincide ne yaptı adam? Gelir içine ortasına girdi. İkinci trenizi kullanmışlar. Kenara yaptı. Bunlar bunu sınırdı. Buradaki adam da. Burada da geldi. Bunu sınırdı. Bu buraya çıkıyor. Burada direniz kalmış oldu. Onu dışarı verin. Dışarı verirsin zaman, İki tane yapıyoruz. Biz adamı freeze etmekten demek, buzdolabını görmekten demek. Serdar eğer zon yapıyorsa, ben gete hücum edebilirim veya Serdar üstüne hücum edebilirim. Serdar üstüne hücum ettiğim zaman Serdar bir yere gidemez. Adam oynuyor ben. Dondurdum onu, kendi üstüme aldım. Ortak adam buçuk. Onu kullanıyorum. Yani diyor ki, biz bunu bırakıp, topu şuradan dışarı olan adama geri basın. Dribbling'i böyle kullanacağız. Bu bitti. İçin içeri dalabiliyor. O zaman da karanlıktaki adımımız içeri dalabiliyor. Burada İşte ani hareketle Osman 1'e girdi. Geldi.
Cephe ucunda, şuradaki boşluğa arkadan düşmeksin cepteki adam diye. Bazen buradaki adam değil mi? Buradaki adam cephe ucunda. Yani cephe iki şeyle ucunda ediyorsunuz. Bir topla, dribbling'en bir topsuz adam kurtarmasın. Bütün nerededir gaye? Müdafayı toplamak. Sonra ne yapacaksınız? Dışarı verirsiniz. Müdafaa açılacak. Açılmış müdafanın gepleri hücum edip ya turnike bulacaksınız ya şunu. Bu basit. Evet. İşte ani hareketle Osman birbiri diğerine fotoğrafında kastırıyor. İçeri dalıyor ve post adımıyla sayıya giriyor. İçeri ani giriş ve başlıyor. Alanı savunmasına saldırırken kullandığımız 5. prensip alanı kapatmaktır. Screen, şut fırsatı yaratmak için en yararlı yöntem. Şimdi en basit şekillerini göreceğiz. İlk önce top dışarıdayken alanın gerisindeki adam alan savunmasının son adımının neler yapacağını görüyoruz. Top kanada geçirildiğinde hareketleniyor ve çabuk bir atış için alanın son adımını kapıyor. Bir diğer çabuk atış fırsatı topla adımı kapatmak. Hareketleniyor ve toplu adamın savunmacısını kapatarak ona şut ya da iç bas fırsatını yaratıyor. Alanı kapatmanın üçüncü yolu topu yana yönlendirmek. Top kanada gelince savunmanın tepkisini görürsünüz. Şimdi skip pas yapıyoruz. Savunmanın arkasındaki adam kapatacak.